Arkadaşlar uzun bir aradan sonra bir yılı aşkın bir sürede neredeydik, ne yaptık bunları detaylarıyla paylaşacağız. Nasıl bir değişiklik yaptık, nasıl bir yaşama geçtik, hayat tarzımızı nasıl değiştirdik. Dakika dakika, saat saat sizlerle paylaşacağız. Tabii bu yüzlerce belki bine yakın videonun düzenlenmesi bir hayli zaman alacak. Bunun için uzunca bir zamana ihtiyacımız var. Bu arada hem gezerken hem de aracımızın yapım aşamalarını kaydedeceğiz. Evet, yeni bir araç yaptık. Eski transporter aracımızı daha büyük bir araçla değiştirdik. Ve kızımla beraber İstanbul'da büyük bir araç, yani karavan yaptık. Bunun aşamalarını dakika dakika, saat saat çektiğimiz videolarla, bu videoları düzenleyerek sizlere bu aşamaları göstereceğiz, tanıtacağız. Faydalı olmak adına bir insan kendine nasıl karavan yapabilir, ne gibi zorlukları var, bütün bunların hepsini faydalı olmak adına sizlerle paylaşacağız. Kanalımızı tekrar aktif hale getireceğiz. Hem gezi videolarımızla hem de kızımla beraber inşa ettiğimiz karavanın yapım aşamalarını paylaşarak artık YouTube kanalımız aktif olacak. Allah sağlık verdiği sürece bundan sonra Türkiye gezimiz başlıyor. Artık Fethiye ile sınırlı kalmayacağız. Türkiye genelinde, imkanlar dahilinde, sağlığımız el verdiği sürece Türkiye genelinde gezmek istiyoruz. Arkadaşlar Güney Kore'den karavanla bir arkadaşımız gelmiş. Şu an bizim karavanımızı inceliyor. Şaşırıyor. Kendi kanalı için çekim yapıyor şu an. Rica ederiz, rica ederiz. Aracımızdan ilk paylaşım bunlar olsun. Evet, detaylarda görüşmek üzere.
tamam mı? Sezonu hazır. Müdahalelerini bekliyor. Muhteşem denizi doyumsuz manzarasıyla her geçen gün daha da güzelleşti Yunanistan'ın bu koyu. Daha önceki videolarımızda da burayı uzun uzun anlattık. 2-2,5 sene, 3 sene kadar ücretsiz kullandığımızı buradan paylaşımlar yaptık. Nasıl ücretsiz kaldığını anlattık. Evet, uzun bir aradan sonra 1 seneye aşkın daha yeni geliyoruz, yeni görüyoruz. Son bir ay aracımızın, karavanımızın yapımı için İstanbul'daydık. Belki şeyin daha da güzelleşmiş. Burası ihaleye verilmedi. Otelcilik ve Turizm Okulu'nun öğrencilerine tahsis edildi. Öğrenciler hem burada staj yapıyorlar hem de burayı çalıştırıyorlar. Ve fiyatları da ilk açıldığı günden beri çok uygundu. Şimdi gideceğiz, tekrar fiyatlarını soracağız. Evet, büyük zamanlı koyu, sezona hazır, her yer temizlenmiş. Fiyatlarını sorduk, küçük araç 25'ten 20'ye düşürülmüş, büyük, en büyük araç da 40 lira. Gayet fiyatlar makul, güzel. Özel yerlerde maalesef fiyatlar çok çok daha uçuk, hatta kaçık diyebiliriz.
İşte resmi kurumlarda olunca fiyatlar fahiş olmuyor. Kurallar katı olmuyor. Çok daha farklı oluyor, çok daha güzel oluyor. Halk adına yapılıyor yapılanlar. Fiyatlar gerçekten halk için oluyor. Elit kesim, bilmem ne kesim diye ayrılmıyor. Keşke bütün her yer resmi kurumların elinde olsa, böyle uygun, ucuz. Tekrar fiyatları söyleyelim. 2022 yılı şu an Mayıs ayı, Mayıs 12 bugün. Küçük araçlar 25'ten 20'ye düşürüldü. Büyük araçlar 40 lira. Muhteşem fiyatlar. Muhteşem manzaranın muhteşem fiyatları diyebiliriz. Diğer koylardaki fiyatları hiç sormaya bile gerek yok. Çünkü birkaç sene önce zaten 80 liraydı. Şu an hiç düşünemiyorum. Büyük samanlı koyundayız. Sezona hazır. Her yer temizlenmiş. Çiçek gibi. Fiyatlar uygun. Daha ne olsun? Park oldukça geniş. Bayrakların üzerinde İstiklal Marşımızın sözleri var. Her bir bayrağın üzerine ayrı bir kıta yazılmış. Çok güzel hazırlanmış. İşte böyle milli değerlerimizi, kutsal değerlerimizi her yerde görmek istiyoruz. Yunus Emre Çeşmesi. Evet. Hayatımızı güzelleştirecek inciler. Okumak yetmiyor, tatbik etmek de gerekiyor. Sadece söylemin hiçbir faydası yok. Okuyup eylem de gerekiyor. Da benim en çok sevdiğim. Biz gelmedik kavga için. Bizim işimiz sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik. Eyvallah. Sağlık hazırlayanların. İşte biz Türkiye'liyiz dediğim, demek istediğim bu. Thank you.
Eyvallah, çok teşekkürler. İnşallah, çok sağ ol. Amin, sağ ol, sizler de.